Hadi ama yine oraya geçmiş. Bir şekilde bu arkadaştan kurtulmam lazım ama fırlatacak hiçbir şey de bulamadığım için dikkatini de başka yöne başka yöne doğru kendisini uzaklaştıramıyorum. Ne yapsam, şöyle tekrar ışınlansam beni fark eder mi? Daha doğrusu hızlıca koşsam, ışınlanma değil de. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Bakın buradan geçerken sizi fark ediyor. O yüzden arkadan yaklaşabilir miyim? Sanırım yaklaşamam. Bir tane okum olsaydı süper olurdu. Abi nasıl geçeceğiz buradan, ne olur bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Bir saniye. Evet, acaba böyle duvara falan vursam ses çıkıp da gelir mi? Hakikaten bilmiyorum ama yapacak herhangi bir şeyim yok. Çünkü bu ışık mesafesi çok fazla olduğu için hani tam karanlığa doğru geçemiyorum. Beni her defasında fark ediyor. 2-3 kere denedim ve olmayacağına karar verdim. Şöyle bir yere vursam nasıl olur, şuraya bir yere? Nereye vurmam? Çok iyi bir yere vurmam lazım ki arkasına geçebileyim. Nereden geçecek, gölgesine bakıyorum şu an. Al sana. İşte bu. Çok iyi. Abi bu eleman beni ne kadar uğraştırdı ya. Evet, cidden bunu akıl ettiğim iyi oldu. Şöyle tak tak tak. Nedense bu çatışmalarda bu aklıma gelmiyor ve bir türlü hani birebir de savaşamıyorum kendileriyle. Şimdi sağlıklardan bir tanesini kullansam hiç fena olmaz. Ah be. Evet, bu arada zengin adamlardan bir tanesi, daha doğrusu bir tanesi değil. Zaten bir kişi var ama buradan aşağı doğru gideceğiz fakat burayı da patlatabilirdim bakın. Ama nedense aklıma gelmedi. Kuş. Kuş öldürebiliyor muyuz? Neyse, öldürmeyelim. Devam ediyoruz. Evet, bu bölümün sonunda da hani bu hayalet şekilde bitiremeyeceğiz bölümü belli ki ama yine de bitirebildiğim için mutluyum. Çünkü bazen düşünüyorum ben bu oyunu bitirebilecek miyim diye. Hakikaten bana göre değil, zor yani. Neyse, söndürmeyelim. Zaten az kaldı bu su oklarından. İdareli kullanmak istiyorum kalanlarını da. Bu vazolar neden parlıyor? Hiçbir şekilde etkileşime geçemiyoruz bunlarla ama bütün hepsi parlıyor. Neden bilmiyorum. Acaba vurduğumuzda falan içinden patlayıcı şeyler mi çıkıyor yoksa patlıyorlar mı? Alamıyoruz da elimize. Halbuki fırlatmak için herhangi bir şey yok bende ve elimi alabiliyor olmam lazım. I might be dressed in leather, but I don't think I'll pass as the cabaret act for the evening. I'll have to sneak inside. Evet, dediğine göre. Oh, the invitation. Oh yes, of course. I have it here on me. I must have misplaced the damn thing. Well, no matter. Sir, I'm sorry, but Madame Xiao Xiao insists on absolute security. No entry without an invite. What? And you couldn't have told me this before I made the descent into the underworld? Evet, dediğine göre, Geralt'ın dediğine göre daha doğrusu, üzerime deri giydim ama belli ki ön kapıdan giremeyeceğim dedi. Bir şekilde içeriye doğru sızmam lazım dedi. Kapıdaki elemanın da bileti yok. Sanırım bileti yanlış yere koydum. Keşke bileti olmadan kesinlikle kimsenin alınmayacağını söyleseydiniz falan filan dedi. Şu an dert yanıyor. Evet, adam kendi... Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz da getirdi şu an muhabbeti. Çok fazla çirkinleşti muhabbet. O yüzden ben uzaklaşıyorum hemen buradan. Çok iyi. Belli ki bizim herhangi bir bilete ihtiyacımız yok. Aman Allah'ım, giriyoruz beyler. Giriyoruz. Bu kadar mı? Bu kadar kolay mıydı? Hakikaten biraz daha zorluk bekliyordum kapıda ama çok kolay oldu.
Ah, biraz etrafı araştıralım bakalım direkt o büyük kapıdan girmeden. Kırmızı ışıklar bizi direkt bu House of Blossoms. Şunu olur alabilelim. Evet. Çok iyi. Fırlatabilir eşyalarımızdan fırlatılabilir eşyamız oldu. Daha doğrusu. Buraya saklanabiliyor muyuz? Oh, hayır. Pekala. Evet. Başlıyoruz. Hadi ama. Niye açılmıyor kapı? Kol mu lazım? Buradaymış. Evet. İşin ilginç yanı bunlar. Odaklandığınız takdirde... Vay. Bayağı büyük bir yere benziyor anlaşılan. Direkt burası. Pekala. The madam's chambers would be a good place to start. If I don't spoil the mood in here, I could fill my pockets too. Aa, evet. Madamın eşyaları burada olabilir diyor ve eğer kimsenin zevkini kaçırmazsam kendi ceplerimi de doldurabilirim dedi Garrett. Evet, belli ki kimseyi uyandırmamamız gerekiyor ama bakar mısınız şuna ne kadar masum uyuyor ya. Yazık. O yüzden bu arkadaşa bulaşmak istemiyorum. I think I spotted my cousin here. The mask is an improvement. You're so cruel. Tell me about your cousin. Evet, şunu söyleyebilirim. Bu bölümden sonrası çıplaklık içeriyor olabilir. O yüzden izleyicinin takdirine bırakıyorum bundan sonraki kısmı. Lütfen uyarı yapmadın demeyin bana. Çünkü cidden nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorum. Hani Dishonored kadar eğer yüzeysel yapmadılarsa bakar mısınız şurada birisi uyuyor. Şunu söndürebiliyor muyuz? Hadi ama. Neden söndüremiyoruz? Pekala. Evet bu arada ışıktayım ama burada beni kimsenin fark edeceğini de açıkçası düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü herkes kendi zevkinde olduğu için. Yukarılara çıkabiliyor muyuz? Sanırım hayır. Yalnız burası var. Çok güzel bir yer. Hah, orada birisi vardı gördüm. Bir saniye. Ne yapıyor? Aa! Pekala. Bizi ilgilendirmiyor kesinlikle. Evet buradaki modu dağıtmazsam dedi Garrett. Kendi ceplerimi de doldurabilirim dedi ve şu an yaptığım şeyler aynen onlar. Ne oluyor ya? Şurada bir kapı var ama bir saniye. Şurada kontrol etmek istiyorum. Hiç rahatınızı bozmayın. 16 altın. Çok iyi. İnceliyorum biraz da odayı ama adam neden burada uyuyor bilmiyorum. Konuşmalardan bir tanesine şey dedi. Bir saniye. Aman Allah'ım. Neler oluyor burada? Well, perhaps when your shift's over, what will you do then? I'll shuffle home. Dig and paw like always. Evet, iş üstünde olmaz dedi. Yanlış anlamadıysam eğer. Yalnız nereye gittiklerini var ya öyle merak ediyorum ki. Ne kadar çok şey var burada. Evet, bu bölüm belli ki. Aa, güzel bayanlar. Evet, şunu merak ediyorum. Acaba kadınlar beni görürse ne olur? Öyle değil mi? Hani askerler tamam beni gördüğümde stres yapıyorlar ama hele şunlar görürse beni hiç iyi şeyler olmaz söylüyorum beyler. Evet, neyse devam edelim şurada kapıdan çünkü ne oluyor ya? Evet, belli ki ileri doğru gitmemiz gerekiyor. Orada birisi var ama. Beni fark eder mi ilerlesem şöyle? Fark etmedi. Şunu ya söndürebilir miyim? Lütfen söndüreyim şunu. Az kaldı yakalıyordu. Evet şuradaki mumları da söndürmem lazım ama beni görebilir. 12'sini söndürmem lazım. Çok iyi, başardım. Evet, bir kişi var şurada. Ona nasıl yaklaşabilirim bilmiyorum. Eyvah, bir eleman da orada. Hadi ama, lütfen burası çok kalabalık. Hayır, buraya doğru geliyor.
Evet, zor görevlerden bir tanesi bizi bekliyor anlaşılan. Bir şekilde bu elemanı öldürebilmem lazım. Nasıl yapalım? Dikkat dağıtalım mı? Bir saniye. Şu an fırlatabilecek bir eşyam var. Fakat buna böyle önden yaklaşırsam beni kesinlikle fark edecektir. Dolayısıyla yapmayacağımız şeyi söyleyeyim. Önden yaklaşmayacağız kendisine. Elimizdeymişken şu mumları söndürelim. Karanlıkta kalmaya devam etmek istiyorum çünkü. Her yerde mum olması hakikaten çok iyi. Çünkü aydınlatmayı başka bir şekilde sağlamasınlar. Aman Allah'ım lütfen. Merhaba. Evet, sanıyorum ki kimse duymadı, kimse görmedi. Cesedi orada bırakmaktan başka çarem yok. Hemen şunu da söndüreceğim. Rahatız şimdi. Evet, buradan yukarı çıkabilirim fakat merdivenin girişi aydınlık. O yüzden şöyle arkalardan gidelim bakalım. Aslında burayı gösteriyor görev. Aa, görev üst katı gösteriyormuş. Oh, neden sessiz oldu? Eyvah. Evet, orada bir eleman var. Ne tarafa doğru gidiyor bilmiyorum. Buradan yukarı da çıkmak istiyorum aslında. Abi ne kadar çok şey var bu bölümde. Arkası mı dönük onun? I've never heard of such a thing. You see, some men collect great works. Eğer arkadan yaklaşabilirsem onu bayıltabilirim. Hadi, hadi fazla ilerleme lütfen. Al sana. Evet, bayılttım kendisini. Hemen buraları araştırmak istiyorum çünkü toplanacak çok şey var. Umarım kimse gelmez, umarım kimse gelmez. Bilmiyorum, şu ana kadar sanırım iki kişi devreye geziyordu. Ve ikisini de hallettim. Evet, belli ki orası bir yere gidiyor ama buraları toplamadan... alamıyoruz pekala. Burayı toplamadan da bir yere gitmek istemiyorum ama ne kadar çok şey var. Tamamdır, sanırım rahatız. Bu saatten sonra beni kimsenin rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Çünkü devreye gezen herkesi bayılttık. Öyle değil mi? Lütfen öyle olsun. Devam ediyoruz. Oley be. Çok iyi. Aslında o iki bayanın olduğu yere de gitmek istiyorum. Hani bütün içkileri içeceğim demişti ya. Ama bayanlardan da korkuyorum. Bizi duyduklarında veya gördüklerinde bağırıp çağırabilirler. O yüzden risk almayalım. Güzel bayanlar pekala. Yes. Aman Allah'ım. And Neroli. They're good girls. Then I expect that to be reflected in your card. Evet, you already upped the black tax twice this quarter. The trouble on the street is making life. Aman Allah'ım. Evet, bayan şey, bayan değil aslında. Evet, konuştukları şey, bayan görünümlü olan erkek şey diyor. Bayan görünümlü olan erkek, nasıl betimledim ama. Zaten vergileri arttırdın bu ay içinde iki kere diyor, neden böyle yapıyorsun diyor. Diğeri de, diğer adam da yetkili birisi ki herhalde. Yaşam çok zorlaştı, o yüzden arttırmam lazım diyor vergileri. Bayan görünümlü erkek. Oof. Poppiness must be getting to me. Evet, mumu söndürmekte. Aman Allah'ım, buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Mumu söndürmekte kararsız kaldım ama şu elemanın hangi rotaları izlediğini ezberlemem lazım. Thank you.
Şimdi şunu merak ediyorum. Eyvah, vazoyu kırdım. Ha, demek o işe yarıyorlarmış. Hani ben fokus gücümü kullandığımda şunlara odaklanıyor ya, bakın. Evet, bunların üzerine yürüdüğünde bu arkadaşlar kırılıyor. Ve heyecan yapıyorlar. Bakın şu an beni arıyor ama tabii ki göremedi. Çok dikkatli olmam lazım. Belli ki her yer çok tehlikeli. Şimdi o kırıkların üzerine basarsam ne olur onu da merak ediyorum. Adam, ne yapacaksın? Aynen öyle, git o tarafa doğru. Çok iyi. How will I explain these marks? You scratched me. Say you went on a hunting trip and were savaged by a wild animal. A hunting trip. Yaklaşmaya korkuyorum çünkü abin ne kadar ilginç bir rota çiziyor kendisi. Şöyle bir ilerlese, ileri doğru gitse çok rahat edeceğim hakikaten ama yapamıyorum. Aynen öyle ya. I said too much. The drinks have spiked, aren't they? Why don't we share another? Just to be sure. Orada da biri var. Abi çok kötü. Şimdi şunu merak ediyorum. Bu bayanla erkek var ya şurada. Tam bu adamın geçtiği yerde. İkisi acaba beni görürse ne yapar? Bu perdelerin arkaya geçebiliyorum bakın. Şöyle hemen gelsin geçsin. Oradan gideceğim. Şuradan gideceğim. Aman Allah'ım. Hayır. Same nightmares every night. Abi çok tehlikeli şeyler yaptım. Evet, arkasını dönerken beni... Bu ne ya? Yangın çıkacak. Evet, flüte benziyor ama yanıyor şu an. Yanan flüte benziyor. İlginç, ne olduğunu bilmiyorum pekala. Evet, odada herhangi bir şey yok. Tamamdır, devam ediyoruz. Ah, çok tehlikeli. Eyvah. Ne yapıyorum? Ne yaptım ben? Ya hiç istemeden yaptım. Kapıyı niye kapattın ki Garrett? Kapıyı neden kapattın? İnsanları işkillendiriyoruz. Evet, hiç bozmayın rahatınızı. Ne yapıyorsanız devam. Tebrik ediyorum sizi. Harika. Oh! Coyle'ın kombinasyonları. Pekala, sanırım şifre bulduk. Evet, Benedict Coyle adında bir müşteri varmış. Ve taç şeklinde bir yıldız işareti. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne demek ki? Evet, her isteğinizi yerine getirir falan filan. Bayanlar arasında bir kod olsa gerek. Hah, evet, belli ki bu arkadaşlar sizi gördüğünüzde herhangi bir şey yapmıyor. Çünkü çok dalmışlar yaptıkları işe. Öyle değil mi? So hungry. They say that your house are as kind as wolves. I'll give you something else to say about us. Şimdi şurada bir eleman var, bakın. Bu arkadaşı nasıl halledebilirim? Orada da birisi var. Arkasından geçebilirim ama belli ki o fark eder beni. O yüzden çok iyi bir an bulmam lazım. Hayır, hadi. Abi çok tehlikeli. Heh, o tarafa doğru gidiyor, tamam. Bunu bu sırada halledebilirim ama bir şekilde... Hadi camdan bak. Hadi ne yapıyorsun, camdan bak. Hadi bayım, lütfen camdan bakın. Oh! Veya bakmayın, ben gidiyorum. Eyvah. Buraya saklanabilirim ama burası da aydınlık. Nereden gideceğiz ya? Lütfen bana... Ah. Kapı açılıyormuş ya buradaki. Ben açılmıyor sandım. Ne olur şunu kapatalım çünkü arkamdan kimsenin gelmesini hakikaten istemiyorum. Kapan. Oley be.